Evet. Merhaba arkadaşlar. Bakalım ilk kim gelecek? Evet, yeni bir yayına daha başlıyoruz. Vallahi sevdim ben bu işi ya. Bayağı bildiğin radyocu gibi olduk. Her akşam aynı saatte. Merhaba Mehmet Şimşek. Oo, hemen gelmeye başladık. Merhaba Murat Kokmaz. Evet, bugün acayip acayip bir konuğum var. Oo, Derya da gelmiş. Yakında seni de konuk alacağım ha Derya. Görürsün bak. Evet. Yavaş yavaş toplanıyoruz. Ali Zağlar abi de gelsin. Bugün konuğum acayip bir adam. Valla efsane bir adam. Benim ilk tanıdığım triatletlerden biri arkadaşlar. Şu anda şunu da açayım şurada. Ali Rıza abi. Biraz sonra bağlanacak inşallah o da. Diğer bir kişi diye görüntüleyelim. Evet, burada. Hadi. Yayınlayı beğeniyor musunuz arkadaşlar? Beğeniyorsanız bana mesaj atmayı unutmayın. Çünkü burada yorum falan yapamıyorsunuz ya. Ben aşağıdan bazı yorumları göremiyorum bazen. Latif'im selamlar. Selam abi, ne haber, nasılsın? İyi valla senden. İyi, sağ olasın. Valla yüzünü gören cennetlik. Bayağı oldu görüşmeyeli, değil mi? Aynen. Aynen valla böyle uzun zamandır kendim gibi parlak bir adam görmemiştim. İyi oldu. Aynen. Arkadaki bisiklet de çok güzelmiş bu arada. Sağ olun. Evet, Göksu'nun bisiklet biliyorsun. Evet. Ne haber abi, nasılsın? Nasıl Evet. gidiyor? İyi valla ne olsun. Aslında çok iyi gitmiyor. Herkes gibi biz de çok stresliyiz. Eve kapandık. Aynen. Evden çıkmıyoruz. Ancak işte alışverişe falan gidiyoruz. Çok Hı. çok nadir 3 günde bir hava almaya çıkıyoruz. Onun dışında işte haberleri takip ediyoruz burada. Tallinn'deyiz şu anda Evet, biliyorsun. Tallinn'de. Benim ilk Ironman'ı yaptığım yer diyeceğim de zaten bir tane yaptım. Onun için ilk ve şu anda teknik güzel, bu sene bir tane daha yapacaktım. Kısmet olmadı. Seneye İnşallah inşallah. bekliyoruz diyeceğim ama ne olup ne biter daha belli değil. Bu arada bir haber vereyim. 10 gün, 10 gün değil. 8-9 gün önce bir e-mail geldi Ironman Tallinn'den. Burada iki tane Ironman var. Bir tanesi Otepää 70.3, biri de Evet. Ironman Tallinn. Otepää Haziran'da, Tallinn ise şeyde, Ağustos başında. Şu an için Haziran'daki yarışı yapacağız diyorlar. Ama Oo, süper. Tabii ne ne olur bilinmez tabii. gittiğimiz zaman bilemiyoruz. Burada vaka sayısı az. Ölüm 5'i geçmedi galiba. Değil mi Göksu? Kaç tane? Yani 5 olmadı bile. Tabii Hı. az burada. İnşallah böyle bütün dünyada, ülkemizde başta inşallah bundan sonra azalarak gider diye düşünüyorum, temenni ediyoruz. Aynen, hepimiz öyle temenni ediyoruz. Evet, şimdi abi biraz sana dönelim. Sen ne Tamam. yapıyorsun yani? Valla sen ilk bir kürek milli takımında bizi ilk temsil eden, yaz olimpiyatlarınızda 1992'di sanırım. Evet. İlk milli kürekçimizsin, değil mi? Aynen. Şeye kadar, Beijing, Çin'deki olimpiyatlara kadar ülkemizi olimpiyatlarda sadece ben temsil etmiştim. Benden sonra iki tane arkadaşımız Ahmet ve Cem, yanlış hatırlamıyorsam iki tek de Çin'de bizi temsil ettiler Pekin'de. Yani 92 olimpiyatlarında Türk kürek tarihinde şimdiye kadar Olimpiyat oyunlarına katılmış ilk ve tek kürekçiydim ben. Tek çifte de bile. Yani bir kere katıldık, o da tek çifteydi. Ondan sonra da personal training yapmaya başladın ve sonra triatlona başladın sen. Türkiye'nin ilk Ironman'lerinden birisi. O kadar hızlı olmadı o iş. Ha doğru, bir de 18 şeyler sene. var tabii. Esas Olimpiyat Patagonyalar, bilmem neler, kürek çektim macer. ben. Aha. 18 sene kürek çektim. Dünya üçüncüsü oldum. İşte olimpiyat oyunlarında yarıştım. Olimpiyat meşalesi taşıdım bu arada. Olimpiyat meşalem var benim, kendime ait. Vay. Evet. Evin duvarını süslüyor. Kaç kere Balkan şampiyonu oldum hatırlamıyorum. Balkan ikinciliklerim var. Sayısız Türkiye şampiyonluklarım var. 9 yıl aralıksız milli takım kaptanlığı yaptım. Ondan sonra macera yarışlarına başladım. Macera yarışlarına başlamam da 2000 yılında Camel Trophy vardı. Bazı arkadaşlar hatırlıyor, yaşı büyük olanlar. Bazıları bilmezler o yarışı bile. Rahmetli Camel Trophy'nin Kemal abinin falan yarıştığı zamanlar. evet, Kemal de katılmıştı. Sanıyorum 1996'da katılmıştı Kemal, yanlış Evet. hatırlamıyorum. Ben son versiyonuna katıldım çünkü öncekilere çok adam yetiştirdim bu arada. O zamanlar milli takımda kürek çektiğim için Camel Trophy'ye gidebilme şansım yoktu çünkü
Çok uzun zaman ayırman gerekiyor ve milli takımda gidemedim. Ama 2000 yılında ya dedim bu sefer gideceğim. O zaman da Land Rover sponsorluğunu çekmişti. Honda şeylerle rigid botlarla yani şişme botlarla Pasifik Okyanusu geçildi. Honda'dan Biji'ye. Ben elemeleri geçtim hepsini. Yarı finale kaldım. Fakat gidemedim. Sonra niye Sponsor. gidemedim? Neden abi? Spor. Okuldan meğerse ekon kağıdı göndermemişim. Asker kaçağı olarak Hay hiçbir şey arkadaşım. yapmadım. Ve bunu havaalanında bana öğrendin herhalde. Aynen öyle. Acayip delirdim. Ya dedim benim böyle maceralı bir şeyler yapmam lazım. O zaman dedim macera yarışları diye bir şeyler var. İnternet yok o zaman böyle şeyle faksla falan haberleşiyoruz insanlarla. Evet. Ki Faks ile yarışıyoruz. şu anda macera yarıştığı bir şey kalmadı doğru dürüst, değil mi? Eskisi gibi değil yani. Ben Faruk abi'den Eski falan duydum gibi senin var anılarını. var hala yapılıyor. Özellikle Fransa'da Fransızlar çok maceracılar. Brezilya'da, Amerika'da hala devam ediyor. Avrupa'da da var. Ama eski yani özellikle son 8-10 senedir işte Iron Man'in böyle çok popülerleşmesiyle birlikte macera yarışları biraz şeyini yitirdi. Neden? Çünkü çok pahalı bir spor. Sen şu anda triatlon için bile Iron Man için bile işte diyorsun ki o bisikleti taşıyoruz bilmem ne. Bisiklet bizim taşıdığımız ekipmanlardan biriydi sadece. Tabii. Kanolar falan filan Dağcılık tabii. ekipmanı taşıyoruz. Yemeğimizi taşıyoruz. Dağcılık ekipmanı dediğin zaman sen biliyorsun eski dağcısın. Aynen. Bütün karabinler, ipler, işte grigriler, şunlar bunlar hepsini taşıyorduk. Nedir onun adı? Sea kayak için yani kayaking yapmak için wetsuitler, onların işte dry suitleri, kürekler. Kürekleri bile götürüyorduk. Oo. Tabii yüzlerce dolar veriyorduk gidebilmek için şeyde ekstra bagaj. Neyse hani konuyu çok uzatma. Macera yarışları yaptım. Takımımla birlikte. Dört kişi bir Evet. takımım. Maçiye duranı bir sürü insan tanır. Ultra Aynen maraton. Türkiye'nin ilk ultra maratoncu kadını. Faruk Ahmet öyle. Yaşar. Onlar benim Faruk abi. takım arkadaşlarım. Zaten o zaman da Salomon sponsorluğunda gittiniz. Salomon Team olarak gittiniz, değil mi? Salomon sponsorlarımızdan biriydi. Ondan önce Kolombiya adına yarıştık. Kolombiya adına Team Touareg Türk Kolombiya sponsorluğunda dünya üçüncüsü olduk Patagonya'da. Oo. Ekspedisyon dalında. Evet, 12 ülke davet edildi buna. Ya biraz Hakemiz. yarıştan bahsettin abi. Şu an macera yarışı falan diyoruz da o konsept nedir yani? Onu ne yapıyorsunuz orada? Abi şöyle, macera yarışları genelde 4 kişilik takımlardan oluşuyor. 4 kişinin içinde mutlaka karşı cinsten bir kişi olmak zorunda. Yani 3 erkek bir kadın olabilir, 2 erkek olabilir, 3 kadın bir erkek olabilir. Ama genel şey olarak Üç erkek bir genellikle kadın. 3 erkek bir kadın oluyordu. Size yarıştan 1 ya da 2 gün önce bir harita veriyorlar ya da haritalar veriyorlar. Genellikle 1 bölü 25 günlük oluyor. Burada gideceğiniz rotaları koordinat olarak veriyorlar. Yani haritada çizilmiş bir rota yok. Sana diyor ki işte North 41 gakkuk gakkuk şu işte İ 21 250 çift sıfır. Birinci nokta bu diyor. Sonra ikinci nokta yine böyle koordinat olarak veriyor. Diyor ki bir ile ikinci nokta arasını dağ bisikletiyle gideceksin. Sen alıyorsun haritayı, cetvelini, pusulanı alıyorsun. İlk önce koordinatı buluyorsun. Ha burada. İkinci nokta burada. Ve diyor ki bir ve ikinci numara nokta arasını 2,5 günde kat etmen lazım diyor. Yani çünkü mesafeler de öyle şey değil yani. 10 kilometre Boru falan kendin değil çiziyorsun. Evet, boru değil. Yolu kendin çiziyorsun. yani. İstediğin rotadan gidebilirsin. Yolun güzergahını kendin oluşturuyorsun. Onların verdiği zaman limitlerine uyarak o mesafeleri o disiplinlerle kat etmek zorundasın. Sonra bisikleti bıraktın. B'den C'ye diyor. İşte dağcılık yapacaksın. C'den D'ye ve E'ye rafting yapacaksın diyor. Sonra tekrar bisiklete bineceksin. Sonra tekrar işte koşacaksın falan filan. Patagonya'daki yarış 750 kilometreydi ve 10 gün Bu. mühlet vardı. Bu. Bu arada Patagonya'nın şöyle bir özelliği var. Biliyorsun şeyin Güney Amerika'nın Güney Amerika'nın en uç noktası. Antarktika'ya çok yakın. Biz Şubat ayında gittik, yarıştık orada. Yazın oranın
sıcaklığı 10 dereceydi. Şili hükümeti ilk defa o yarışta bir alanı, rezerv edilmiş bir alanı yarışın şeyini açtı. Yani yarış için açtı. Ve burası hiç insan girmemiş bir alandı. Bak, Oo. insan girmemiş alan ne demek biliyor musun? Dünya tarihinde insan Evet. girmemiş. Bu ilginç. Yani bunu bir sürü insana anlattığın zaman hayal etmesi çok zor. Burada yani Tamam. kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bununla ilgili bir sürü videolarım, fotoğraflarım var. İnşallah YouTube kanalında bunları yayınlayacağım yakında. 3 gün geçtik orada. 110 kilometresi bu alanda geçti. Haritası yok. Hiçbir Ve dağın, nehrin adı konulmamış. Sadece uydu fotoğrafları var elimizde. Tamam mı Fatih? sizinle beraber bir de çekim ekibi falan da mı gelmişti o yarışa? Evet, bizim o zaman Dijitürk sponsorluğumuzu yapmıştı. İki tane kameraman geldi ama tabii oralara gelemediler Tabii onlar. tabii Biz tabii yani. o zaman Yani o senin zaman kullandığın ufak DSLR kameralar foto kameraları falan yok. El kamerası var. İşte o zaman Nokia sponsorumuz vardı. Böyle kocaman telefon. Şöyle döndürüyorsun, kapak çeviriyorsun falan böyle onlarla çekmeye çalışıyordu. Düşük çözünürlükler falan. ama o zaman bile televizyonlar ilgi gösteriyormuş yani böyle bir yarışa. Şu anda göstermiyor mesela çoğunda. Böyle sporları gösteremiyoruz buralarda. Ya şöyle o zaman İSTV'de yayınlıyorduk bunları ama tabii bunlarla ilgili bir biz yani para mara falan şudur budur Aha. almıyorduk. Zaten bunun için hiçbir zaman yapmadık bunu. Bizim için önemli olan oralarda gidip yarışmak ve insanlara gidip bunu anlatmak, paylaşmaktı. En güzel bu paylaşmanın en güzel tarafı da işte İSTV'de belgesel olarak yayınladık bunu. O yüzden çok mutluyuz. Hala zaman zaman dönüyor bunlar. Görüyoruz gece 3'te de olsa. Ne? Biz 750 kilometreyi'nin 650'sini yaptık ve son 100 kilometre yarış iptal edildi. Kestiler yarışı çünkü en son 53 kilometre sea kayak ve yaklaşık 20-30 kilometre bir dağ bisikleti bunun sonunda finish olacaktı. Fakat o da çok bozdu. 6 metreye çıktı dalgalar. Oo. Bizi topladılar. Bu arada yarış içinde 4 ekip kalmıştı. 4 ülke. Ha. 12 ülke kabul edildi Dünya Şampiyonası'na. Kimileri kayboldu. Bulunamadılar. Bak bulunamadılar. Anlatacağım bunu. Bulunamadılar. Evet, Dahan da burada. Bulunamadılar. Ödül töreni zamanında haber geldi. Arjantin ekibi bulundu diye. Düşün. Patagonya diyorsun. Abi Arjantin hiç insan girmemiş yere girmişler yani. ya Fatih sana anlatamam. 100 kilometre rüzgar esiyor. Bak 100 kilometre. Birkaç tane istersen anımı anlatayım. Orayla alakalı. Yarışma bitmeden 2 ya da 3 gün önceydi. Artık tabii yorgunluktan konuşamıyoruz. Açız. Yani şöyle söyleyeyim sana. Utku'nun yediği bir elmanın çöpünü attı. O çöpe planjon attım ben. Planjon atarak bunu böyle yakaladım ve attım ağzıma anında. Herifin ağzından çıkan parçayı ne yapıyorsun oğlum dedim açın ya ölüyorum yani. Sabah olmak üzere alacakaranlık yürüyoruz. Açlıktan artık halüsinasyon falan görüyorduk. Ya dedim yer oynuyor. Fatih dedi ki dedi, yine dedi halüsinasyon görüyorsun açlıktan. Yok oğlum dedim yer oynuyor ya yer oynuyor. Yok oğlum dedi ya sen açsın yine halüsinasyon görüyorsun. 2 dakika sonra Faruk dedi ki harbi dedi yer oynuyor. Oğlum dedim bak inanmam yer oynuyor. Fatih böyle güneşin ışıkları daha güneş çıkmadan ileriden böyle okyanus tarafından çıkmaya başladı. Hani hava ağarmaya başladı derler ya. Ha? Nelerde binlerce tavşan var. Kaçmıyorlar ama bizden. Aa. Kafaları yukarıda böyle dolanıyorlar. Dur ayaklarımıza takılıyor tavşanlar. Çünkü insan görmemiş. İnsanın tehlikeli bir varlık olduğunu bilmiyor. Onun için tek şey yukarıdaki atmacalar ve kartallar. Bir Ha, baktım. onun korktuğu şey var. Şimdi tavşanlar yemlenmeye çıkmış. Yem arıyor. Yiyecek bir şey arıyor. Onlar da yırtıcı kuşlar onlara dalıyorlar. Pike yapıyorlar. Hayvan ondan korkuyor. Onu biliyor çünkü. Bizim Tamam. ayaklarımıza takılıyor. Görmüyor bizi diyor yani. Şili kondoru diye bir hayvan var. Biz hep bunu kitaplarda okuduk. Çok büyük bir hayvandır diye. Bir tepeyi çıkarken
güneşli değil ama hava açık ve güneşi görüyorduk. Bir anda bulut girdi. Ya dedim havada bulut yoktu. Bu nereden geldi? Kafamı bir kaldırdım, konduru gördüm. Volkswagen Passat arabayı düşün. Passat araba kadar kanat açık. Yani Oo. genişliği. O anda böyle çenelerimi dakikalarca hayvanı seyrettik. Böyle süzülerek, hiç kanat çırpmıyordu. Süzerek gitti. Emin ol, inse bakiyeyi alır, biz bakiye kurtarırız. Tabii seni alması Yani zor tabii. bakiye 53 kilo falan da o zaman. Bak 53 kilo alır götürür, hap gibi yerdi yani. Tabii acayip, yani anlata anlata bitiremem bu şeyleri. O kadar çok Tabii şeyler tabii gördüm. tabii ya bir de ya o zamanlar daha işte burada daha biz neler yaparken hiçbir şey daha doğrusu bisiklete binen yoktu. Siz neler yapıyordunuz oralarda Ya evet ya, bisiklete bina yoktu Fatih. Ben yani? Değil mi? Tuzla'ya Ya ben kendimi oradan sayacaktım da Konya'ya, benim çok okuyor zaten. yok yani biz bisiklet, bu arada Salomon'un bir yarışına hazırlanıyoruz. Salomon Raid World Cup diye. Sonra da Dünya Şampiyonası'na gittik Kanada'ya. Inline skating var. Yani bildiğin paten. Şimdi paten saymayı da çok bilmiyoruz. Aldık işte Gene aynı antrenman takım. yapalım. Gene aynı takım. Ha? Aynı takım, aynı takım. Faruk abi falan paten yapacak yani. Aynen öyle. Paten yapın. Nerede yapıyoruz? Eski tekel şeyini biliyorsunuz, Cevizli'de. O Evet. sayede bisiklete bindik, saatlerce koştuk. Akşam üzeri de paten yapıyoruz. Arkadan böyle aa diye bir ses, bir baktık polis. Ama paten, yani öyle paten yapmıyoruz işte. Bir de birbirimize tutuyoruz falan, böyle sırtta çantalar bilmem ne. Garip bir şey yani. Böyle dört tane adam, bir tanesi dingil gibi tayt var ayağında. Kask var, gözlük var, sırt çantası, patenle gidiyorsun. Arkada küçücük bir kadın, arkada iki tane daha adam. Gençler ne yapıyorsunuz dedi böyle telsizden. Ben de elimi kaldırdım. Aman dikkat edin ha, araba çarpar dedi. Yani kulakları çınlasın arkadaşlarım. Acayip yani. İnşallah bir Evet. kitap yazıyorum aslında bununla Çok alakalı süper. yıllardır, ama inan antrenman yapmaktan, oraya buraya koşturmaktan o kitap öyle duruyor. Ya. Yarısını kadar yazdım. İnşallah bitireceğim günümde. Ya, ben onu zaten bir kısmını Faruk abiden de dinledim. Oralar efsaneymiş yani. Ama ondan sonra da Iron Man macerası başladı. Türkiye'nin ilk Iron Man'lerinden birisin değil mi abi sen? Ya ben 13. bir Ironman'ın ya 13. Ya arkadaşlarım vardı Ironman yapanlar. İşte Metin Arayo ilk Ironman'lerden. Bundan sonra şimdi adları aklıma gelmedi. İşte serverler falan filan. Bu Iron Batu Man Dağ'ın. dediğimiz arkadaşlar büyük olan. Yani half olan değil. Half Iron Man değil. Biz büyük olanı Iron Man diyoruz. Aynen. Iron Man ne demek? Half Iron Man ne demek? Artık biliyordur diye düşünüyorum Ha, insanlar. yani şöyle Türkiye'ye bir şey yapayım. geldiğimde Yani İstanbul'da 5 kilometre koşuyor. İstanbul maraton koştum falan. Yani o değil. Ben ilk ayrımını bitirdim. Ertesi gün bir pizza çektim Nice'te. İki tane İtalyan sohbet ediyoruz. Dedi ki ilk defa mı yaptın? Evet, ben de dedi, ilk defa yaptım dedi ayrımını. Ayrım ben dedi ayrı bir disiplin dedi. Ayrı bir spor dedi. Half Iron Man farklı bir şey. Bu dedi ayrı bir spor. Ay, disiplin diyorum, Aynen. ayrı bir spor diyor. Yani hani bu ne kadar uzağa bilmem ne yaptım değil işin, ama hakikaten çok zor, bir kere mental olarak çok zor. Sen yaptın. Yani bence insanlar hayatlarında bir defa maraton koşmalı. Bak, hayatlarında bir defa maraton koşmalı. Biz o işi 4 kilometre yüzüp 180 kilometre bisiklet çevirip üstüne maraton koşuyoruz. Yani koşmaya çalışıyoruz ya da. O yüzden zor. Evet, 13 kişi, 13'üncüyüm ben yapan. Nice'de yaptım. 2010'du galiba. Arkadaşlarım vardı. Daha önce hiç Ironman yapmamış ama işte İspanya'da oraya buraya bisiklet kampına gitmiş. Ya oğlum yapsana işte, bir sürü adam yapıyor, niye yapmıyorsun falan. Açıkçası ya gideceğim, bisiklet alacaksın, ona uygun falan filan. Ya dedim ben hiç, ya dedim yatırım yapmak istemiyorum. İnan arkadaşım dedi ki bende bir tane eski bisiklet var, vereyim yap dedi onunla. Alüminyum kadro, Specialized.
gideni değiştirmiş, aerobar takmış. 26 jant var, 26. Eskiden Oh. fiyatlarım küçüktü, 26. Ve bisiklet bana iki beden küçük. Peki, Ben bundan öncesinde triatlon tecrüben var mıydı? Türkiye'deki yarışlara falan girmiş miydin? bir kere sprint triatlon yaptım Çok iyi. Tamam, Yalova'da. tam en mantıklı. Sprintten sonra Ironman bence de çok mantıklı. Yok yok. Sprintten sonra half Ironman yaptım. Şu andaki yaptığım half Ironman yapılmıyor. Belçika'da Antwerp'teydi. En Aha. düz parkurlardan biriydi. Oraya gittim ödünç bisikletle. Ve o yarışa katılmadan tam 21 gün önce motosiklet üstünde araba çarptı bana. Oo. Ayağım çatladı. Kaslarım yırtıldı falan. Ayağı alçıya aldılar. Doktora gittim arkadaşıma. Dedim Mehmet beni iyileştirmen lazım. Bütün paramı ödedim. Ben dedim bu yarışa gitmem gerekiyor. Ne Bilmiyorum biliyorum vereceksin dedi. Fatih doktorun dediğinden hiç çıkmadım. 20 gün boyunca yüzdüm. Böyle bantlarla çünkü açık yaram da vardı. Böyle poşetlerle bantladım falan. diyor? Sadece yüzdüm. Bir kere koştum. İki kere trainer'a bindirdi beni. Öyle gittim. Tamamladım yarışı. Doğru, süper. İşte o yarışı da bitirdikten sonra Nice'de Ironman yarışını tamamladım. Evet. Yani bir de diyoruz arkadaşlar Ironman diyoruz işte 3,8 yüzme üzerine 180 bisiklet sonra da maraton koşuyorsun. Ama Evet. ben bir de bunların daha ekstremlerini yapmaya başladım ondan sonra. Biraz daha olay biraz daha çevremden çıkmaya başladı yani. Ya bunu Evet, çünkü ondan ben sonra çok yapmak var bir de sevindim. 30 derecede yapmak var. Ondan sonra Evet. 3.000 metre kullanmak var. Ya şimdi ben 5,5 yaşından beri spor yapıyorum. Yarışmayı seviyorum. Ama tabii artık hani profesyonel şekilde yapamıyoruz bunu. Hani hem yaş icabı hem işimiz gücümüz var vesaire. Olabildiğin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendime meydan okuma hoşuma gidiyor. Ironman'i yapabiliyorum. Kendimce yapabildiğim kadar en iyisini. Ya dedim tamam bunun daha zoru ne var? Bunu yapmayı deneyebilirim. Ekstrem triatlonları gördüm. Zaten macera yarışından da bir tecrübem var sonuçta bu ekstrem olaylara. Diyemem. Macera Evet. yarışlarından dolayı da bir Evet. ekstreme şeyim var yani. Yatkınsın. Evet. Ama yine de ekstrem triatlonlarda Ironman'de çok temiz sporlar. Tabii, Yani tabii, tabii. gerçekten üstün çamurlanmıyor, bisikletin temiz, sadece ıslanıyorsun falan. Tabii. Macera yarışının durumu çok başka. Yani ekipmanı götürmen lazım, strateji yapmak için günler sürüyor. Anladın mı? Aynen. Ya Dolayısıyla hepsi zaten bambaşka şeyler. Ultramaratonlar da başka. Yani ben Ironman yaptım. O zaman gidip 100-150 kilometre ultramaraton koşayım değil bambaşka bir şey yok yok. Ben bu ekstrem triatlonlara başlamadan önce bakındım işte başka ne yapabilirim? Bu işte ultra Ironman'lar var biliyorsun. İki kere, üç yani. kere, Evet. beş İki kere kere. kadar Aynen. yaptım. Ya onu yapayım dedim ama inan yüzme beni o kadar zorluyor ki. Evet. Yani ya uzun yüzme şeyi beni sıkıyor. O kadar uzun idman yapamıyorum. İşte 10 kilometre, 100 üstüne işte 400 kilometre bisiklete bineyim, koşayım. 80 kilometre koşayım Hı. üstüne. Ama uzun yüzme beni şey yapıyor. O yüzden dedim ekstrem triatlonlar güzel. Ekstrem triatlonların da neyi ekstrem? İnsanlar şimdi merak edecek bunu. Ekstrem koşullarda yapılıyor. Yani Ironman mesafesi hepsi. Hatta bazıları daha uzun. Şartlar çok ekstrem. Dağları çıkıyorsun bisiklete, iniyorsun çıkıyorsun, iniyorsun çıkıyorsun bitmiyor artık. Tamam. Ondan sonra da maratonun çoğu mesafesi yarıdan fazlası ya da yarısı trail'de geçiyor ve genellikle insanlar kendini challenge'sinler diye dağların tepelerinde falan bitiyor. Yağmur görüyorsun, kar görüyorsun, soğuk görüyorsun, güneş görüyorsun Tamam. falan. Böyle Ve işte genelde bu suda böyle 12 derece, 13 derece falan oluyor. Ben Talin'de yüzmüştüm abi matematik işte orada. Yani suya girdim 13 derece yarışta. Yani hani bir süre sonra alışırsın ya. Ben alışmadım, hissetmemeye başladım. Böyle kalıyorsun yani. benim edindiğim en kötü tecrübe bu 2017'deki Tor X3 yarışıydı. Norveç'te. Lisbeth'in bir fiyort var. Girdik dediler ki işte 10-11 derece su. Fakat fiyortların oluşumu biliyorsun buzul çağından kalıyor. Oradaki buzulun erimesiyle o fiyortlar oluşuyor. Açık denizden daha soğuk oralar çünkü durgun su, tamam mı?
ve yukarılardan inen akarsular var. Karsuları eriyor, daha da soğuk. Tam 4 kilometreydi yüzme. İkinci kilometresinde bir elektrik santrali var ve elektrik santrali soğuk su basıyor suya. İkinci kilometre buradan soğuk su basıyor, akıntı var, tamam mı? La hem soğuk hem akıntı, hem gece yani 4.30'da başladık. Karanlık. Hadi onu geçtik. Bu sefer fiyordun sonuna doğru yüzüyorsun böyle, tamam mı? Burada da bir dere sana karşı akıyor ve soğuk akıyor. Ben elimi dibe değdim, blackout oldu. Kendimden geçmişim, hipotermiye girmişim. Zaten son 40 dakika falan hipotermiye girmeme mücadelesiyle geldim. İlk defa bisepslerimin kasıldığını hissettim. Böyle musti gibi kaldım. Dedim söz üstü gideyim. O kadar titriyorum ki dişlerim titremesi, ellerim titremesi falan. İnanılmaz. Blackout oldum. Gözüm açtığımda baktım üstüm giyinikti. Birisi çorabını giydirmeye çalışıyordu. Ya dedim, ne yapıyorsunuz? Kim giydirdi? Biz giydirdik seni dediler. Sağ olsun Devam gönderdiler. ediyorlar. Efendim? Devam etmen için giydiriyorlar, İşte üşümeyeyim diye değil mi? giydiriyordu. Barkın Baysal dedi ki orada asistanlığımızı yapıyordu. Bura dedi tamam bitmiştir dedi sen yarışamazsın falan. O kadar titriyorum ki hiç yani hiçbir şey umurumda değil. O titremem dursun istiyorum. Ambulansa götürdüler. Bir saat ambulansta bekledim. Sıcak çorban var içemiyorum. Doktor eliyle tuttu böyle böyle içirdi falan. Bir saat sonra biraz ısındım. Yarışın organizasyonu geldi. Dedi ki 10 dakika sonra cut off time oluyor. 10 dakika içinde çıkmak istiyorsan bisiklete çık. Yoksa dedi yarışa Bitiyor. gidemeyeceksin. Ben dedim bir yürümeyi deneyeyim önce. Kalktım. Aa ambulans meğerse 50 derece falanmış içerisi. Ben hissettim. O kadar ısıtmışlar ki. Dışarı çıktım bir üşüdüm. Yürüdüm yürüdüm. Ya dedim bir bisikleti verin bir bakayım falan. Şöyle bir tur attım. Aa gidebiliyorum. İlk 12 kilometre o yarışın 27 tane viraj var. Ve 1500-1600 metreye çıkıyorsun. İlk Oh. pedallamayacağım yokuş. Bir başladım ben orayı. Pedalı bastıkça ısındım, bastıkça ısındım, bastıkça ısındım. Bitirdim o dönüşü. Evet. Yani 2017'de ve şey de geçtim yani. Adam da geçtim bisikletin içinde. Evet, şimdi de senin bir YouTube kanalın var. Bu, Evet. yani uzun zamandır buraya içerik yapıyorsun falan böyle. Ve düzenli olarak da Instagram'dan da içerik yapmaya başladın. Bu şeyle Evet, beraber, bu evet. virüsle beraber, koronayla beraber. Evet. Biraz onlardan bahsetsen abi, neler yapıyorsun şimdi? Bu arada Ya mutlaka şöyle, takip edin arkadaşlar. evet. Çok yararlı içerikler YouTube var. kanalım vardı zaten ama öyle hani hasbelkader, kilife keder bir şeyler koyuyordum. Çok umurumda olmuyordu. Instagram da öyle. Ama şimdi hem bu karantina günlerinde, karantina günlerinden biraz öncesine de dayanıyor. Biliyorsun online coaching yapıyorum. Bir sürü işte Ironman'e, triatlona yetiştirdiğim insanlar var. Maraton için koşan öğrencilerim var. Sırf fit olmak için uğraşan öğrencilerim var. Onlara programlar veriyorum. Online çalıştırıyorum Evet, çünkü onları. arkadaşlar yani bu bizim yaptığımız sporlarda bir antrenörle çalışmak çok önemli. Yani çünkü bir spor yapmıyorsun, üç spor birden yapıyorsun. Onları düzgün bir şekilde yapman lazım. Bu sırada sakatlanmaman lazım. En önemli nokta bu. İşte bunu da işte bir antrenörle yaparsın ve işte Ali Rıza abi de bunların en iyilerinden biri. Türkiye'deki Evet. ilklerinden biri. Ya şimdi hani bu şeyde alçakgönüllük yapmak istemiyorum. Biz bu işi okuduk. Yani üniversitede okuduk. Ondan sonra bu işin eğitimlerini aldık. Bir sürü insan yetiştirdik. Yetiştirmeye de devam ediyoruz. Okumaya devam ediyoruz. Öğrenmeye devam ediyoruz. Kurslara hala katılıyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi evet işi bilenlerden, işi tecrübe etmiş birilerinden bunu yapmak çok önemli. Rahmetli basketbol koçu vardı. Aydan Siyavuş. Belki hatırlarsın. Efes'in çok Evet. eski antrenörüydü. Hayatında basketbol oynamamıştı ama çok iyi teorik bir adamdı. Evet basketbolda belki bu olabilir ama bu tip uzun mesafe dayanıklı sporlarında mutlaka antrenörlerin bunu deneyimlemiş olması lazım. Aynen öyle. Yani bu acıyı aynı Nasrettin Hoca gibi bana işte doktor değil de daha şeyde ağaçtan düşen adamı getirdim demiş ya aynı onun gibi. Ben mesela 2015'te Ironman Klagenfurt'u bitiremedim. Bitirememin nedeni yanlış beslenme yaptım. Beslenme programında bir değişiklik yaptım ve
Bunu son 10 kilometrede bırakmak zorunda kaldım. Yani maratonun 32. kilometresinde yarışı bıraktım. Şimdi bu yarış içindeki beslenmeyi bana en ağır abi gelse anlatmaya kalksa okey dinlerim ama yani ben o ağırlığı çok iyi deneyimledim. Oradan Doğru, vücudumun aynen ne öyle. istediğini çok iyi biliyorum. Dolayısıyla deneyimlemiş insanlarla çalışmak özellikle uzun mesafe sporlarında çok önem arz ediyor. Aynen YouTube kanalı var. YouTube öyle. kanalını takip edin arkadaşlar. YouTube.com/AliRızaAbiler. Orada macera sporlarıyla alakalı videolarım var. Her hafta antrenman videoları Zaten şu yüklüyorum. yukarıdakilerden Ali Rıza abinin profiline girin arkadaşlar. Oradan da bir takip edin önce. Ondan sonra zaten takip edince bir sürü şeyleri yaparsınız Evet. sonrasında. Böyle yani çok zevkli şeyler bunlar. Sen de biliyorsun içindesin zaten. Sen de Tabii yani şu anda zaten bir anda elimizden bütün oyuncaklar alındı. Bir anda havada kaldık yani. Çok fena, çok sıkıntılı durumdayız yani. Çünkü biz sadece koşmuyorduk. Sadece bisiklete binmiyorduk. Böyle yüzüyorduk falan da ben mesela yüzmeyi hiç sevmeme rağmen bir aydır yüzemiyorum ve acayip özledim. Ya tam da geliştiriyorduk falan yani bunlar. bu arada sözünü balla kesiyorum. Bir arkadaşım var yanımda. Seni de çok iyi tanıyor. Mutlaka ben de bir şeye çıkmak istiyorum. Fatih'e merhaba demek istiyorum Tabii dedi. ki, tabii ki. Arkadaşlar, evet. Bu Fatih bunu çok iyi hatırlar. Aa, evet ya. Onu anlatacaktım zaten bak unuttum ya. Evet Ali Rıza abiden ilk tanıştığımız zamanlardan biri buydu arkadaşlar. Onu anlatayım ister. Hangi bölümdeydi 90, 90, 99. vlog arkadaşlar. 8. dakikaya bakın. Efsane bir şey. Şöyle kısaca bir blok? anlatayım isterseniz. Böyle biz 150 Iron Camp'teyiz Erdek'te. Ne yapalım dedik? 150 kilometrelik antrenmanımızda Susurlu'ya gidip tost yiyip geri geleceğiz Erdek'ten. Gittik, geldik. O sırada Ali Rıza abi birilerine sürekli konuşuyor. Burada bisiklet üstündeyiz. Geldik. Antrenman bitti. Ondan sonra da 10 kilometre koşacağız. Koşu için hazırlanıyoruz. Bir dışarı bir çıktım. Herkes dışarıda bekliyor. Ve geliyorlar bana diyorlar hadi ki Fatih falan diye. Sonra tam dışarı çıktım. Elimden kamerayı Ali Rıza abi aldı. Dur dedi bu sefer ben çekeceğim vlogu dedi. Ve derken ne oluyor falan derken. Evet dedi bugün Fatih'in vlogunu ben çekiyorum dedi. Bu arada beni bütün kamp tuttu. Ben ne oluyor demem kalmadan herkesten o demin gösterdiği arkadaşlardan çıktı. Şeylerden. Bırak bakalım benim bacağım. Biri de Emre Tahir Evet, Emre abiye de Başkan'daydı. selamlar. Ve benim bütün bacaklardaki kılları aldılar. Orada daha doğrusu hepsini almadılar. Şöyle yarısını bir aldılar. Gerisini de sen yaparsın dediler. Ve Ali Rıza abinin dediği çok güzel bir şey var orada. Şey demişti. Triatlet dediğin kılsız olur dedi. Ben ilk defa orada bunu tattım. Teşekkür ederim. Ondan sonra düzenli olarak kılsız abi. Bunu da burada milyonlarca. Evet. Bugün TBT yapayım derken eski hard disk'ten resimlere bakıyordum. Yine bir macera yarışı fotoğraflarını gördüm. Çin'de bir video ayırdım böyle masa üstüne. Çin'deki virüsün neden çıkmış olabileceğine dair o zaman çekim yapmışım ben. Bunu anlatmayacağım ama kendi bacağımı gördüm. Kıllı ve full çamur. Sanırsın ki şey gibi böyle alçıyla kaplanmış gibi. Ya dedim eskiden de çok ağırlık taşıyormuş bu insan. İyi yapmışız yani kızım. Abi gerçekten videonun sonunu da kılla bitirdik ya. Çok şey oldu, harika oldu. Aslında yeni gelenler varsa arkadaşlar sırf kıl konuşmadık. Gerçekten çok güzel şeyler konuştuk. Onu tekrarını izleyebilirsiniz aşağıda şurada canlı yazacak bizden sonra. Evet abi valla çok teşekkür ederim. Gerçekten çok Ben eğlendik. teşekkür ederim Fatih. Çok zevkli Süpersin. sohbet. Çok sağ olasın. Aynen çok keyif aldım. Çok da kolay oldu benim için. Sen her şeyi anlattın valla. Çok güzel. Daha sonra tekrar şey yaparız. Bunun aynılarını YouTube'da da yapacağım ben. İleride toparlansın her şey düzelsin. Böyle burada iki kişi beraber İnşallah. daha güzel şeyler uzunlarını anlatırız. Bu arada benim bütün aile burada. Annem burada. İpek burada. Bak bu İpek Topçu benim kardeşim. Hepsi gelmiş bana Mi? selam gönderiyorlar. Evet, onlara selamlar. İrem burada okuldan. İrem burada. Evet. Herkes tanıdık ya. Bizim bayağı ekip burada ya. Tabii. Evet Süper. abi. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben Sivim Ram Görüşürüz. soruyorlar bu arada. Efendim? Sivim Ram sordular bu arada. Gelecek mi Bugün tekrar diye. sorular. Türkiye'ye gelince inşallah yapacağız tekrar. Şu Evet, anda bunu tamamdır. sorduk. Böyle de bir müjdeyle bitirelim o zaman. Evet. Hadi bakalım. Kendine iyi bak abi. Öpüyorum Fatih'im. Çok sağ ol. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Bye. Hadi görüşürüz. Bay bay.
Evet arkadaşlar, bugün de yine harika bir muhabbet oldu gerçekten. Ali Rıza abiye teşekkür ederiz. Herkese teşekkürler bu arada. Dediğim gibi videoyu bunları canlıyı beğendiyseniz bana mesaj atabilirsiniz ki ben de göreyim onları. Buralarda şey yapıyorsunuz. Böyle çok güzel konuklar var. Daha önümüzdeki hafta bambaşka şeyler olacak. Yarın kim geliyor biliyor musunuz? Kemal abi geliyor. Kemal Kukul. Türkiye'nin en iyi koşucularından biri. Ultramaraton koşucularından biri. Ondan da yine aynı keyifli bir muhabbet yapacağız. Ama bugünlük bu kadar. Hadi, yarın görüşürüz.